Açık Öğretim Ortaokulu 2018-2019 öğretim yılı 3. dönem sınavı 6 Temmuz 2019 tarihinde çıkan İngilizce 6 sınav soruları ve cevapları. 1 ve 20. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen kelime ya da ifade işaretleyiniz. Soru 1. Susan Sally It is half past eight. Saat sekiz buçuk. Saatle de cevap verdiğine göre saatin kaç olması gerektiğini sormakta bu da A şıkkında What time is it? Saat kaç? Bu yüzden doğru cevap A şıkkı. How do you feel? Kendini nasıl hissediyorsun? Where do you live? Nerede yaşıyorsun? What is the date today? Bugünün tarihi nedir? Soru 2. For breakfast Kahvaltıda kahvaltı için I, Ben, Usually, genellikle have a muffin, bir kek yerim and ve resimde görüldüğü gibi orange juice, portakal suyu diyor. Bu yüzden meyve suyu olacak. Doğru cevap D şıkkı. Have kelimesini yiyecekle beraber kullanırsak yiyorum anlamına gelir. İçecekle beraber kullanırsak içiyorum anlamına gelir. Tea, çay, milk, süt, coffee, kahve. Fruit juice, meyve suyu. Soru 3. Ellen, Barbara, it is rainy and foggy, hava yağmurlu ve sisli. Why do you feel? Kendini neden hissediyorsun? Moody, karamsar, on foggy days, sisli günlerde. What's the weather like in Giresun? Giresun'da hava nasıl? Hava yağmurlu ve sisli. Doğru cevap B şıkkı. Çünkü soruda Giresun'da havanın nasıl olduğunu sormakta, cevapta da, da havanın yağmurlu ve sisli olduğunu söylemekte. How do you feel? Kendini nasıl hissediyorsun? On rainy days, yağmurlu günlerde. What is the temperature in Antalya? Antalya'da sıcaklık nedir? Soru 4. Joe, What does your best friend do at break time? Best friend en iyi arkadaş, do yapmak, break time teneffüs ya da mola zamanı. En iyi arkadaşın teneffüste ya da mola zamanında ne yapar? Carlo He plays chess. Satranç oynar. I take English courses. İngilizce dersleri alırım. It is on 2nd October. 2017 they onlar finish bitirir their homework ödevlerini doğru cevap A şıkkı soruya baktığımızda en iyi arkadaşının ne yaptığını soruyor. Bu da sadece A şıkkında satranç oynadığından bahsediyor. B şıkkında İngilizce dersleri alırım dediğine göre özne uyumsuz. C'de zaten tarihi soruyor. D'de onlar dediğine göre yine bu sorunun cevabı olamaz. Soru 5 It is a bu bir farm çiftliktir kiosk büfe traffic jam trafik sıkışıklığı skyscraper gökdelen resimde görüldüğü gibi doğru cevap C şıkkı Soru 6 Harry I think bence the ghost train hayalet treni korku treni is fantastic Harika. Jenny, I ben I like severim. The Ghost Train korku trenini, hayalet trenini very much çok fazla. Hate it ondan nefret ederim. Agree hem fikir olmak, mutabık kalmak. I'm sorry üzgünüm. I don't want it onu istemiyorum. Her ikisi de hayalet treni, korku trenini sevdiği için doğru cevap B şıkkı. I agree ben sana katılıyorum. Ben seninle hemfikirim. Soru 7. Food, yiyecek, omlet, omlet, toast, tost ya da kızarmış ekmek, drinks, içecekler, apple juice, elma suyu, boşluğa da içeceklerin altında olduğu için içecek gelmesi gerekiyor. Cereal, tahıl, mısır gevreği, pancake, krep, croissant, croissant, lemonade, limonata. Doğru cevap D şıkkı. Soru 8. Liz is then Carla. Resimde Liz Carla'dan daha uzun. Taller daha uzun. Lower daha kısa, daha aşağı. Higher daha yüksek. Shorter daha kısa. Liz Carla'dan daha uzun olduğu için doğru cevap A şıkkı. Liz is than Carla. Liz Carla'dan daha uzundur. Soru 9. Liza. When was Carol born? Carol ne zaman doğdu? Mary. She was born on 10th February. 10 Şubat'ta doğdu. Beni sorulara cevap verirken tarihle ilgili olan şıklara bakmamız gerekir. Bu da sadece D şıkkında var. Bu yüzden doğru cevap D şıkkı. A. Today bugün. B. Fethiye. The moment. Şıklara baktığımızda on preposition'ı today'den önce, the moment'dan önce, fethiye'den önce gelmez. Soru 10. Alice. Where were you? Neredeydin? Verili sorularda cevabımız yerle ilgili olmalı. Bu da sadece C şıkkında var. I was at the seaside. Deniz kenarındaydım. Bu yüzden doğru cevap C şıkkı. I was with my friends. Arkadaşlarımlaydım. I was ill yesterday. Dün hastaydım. I was worried at first. İlk başta endişeliydim. Soru 11. Kevin is reading a book bir kitap okuyor knitting örme işi yapıyor örgü örüyor washing yıkıyor preparing hazırlıyor Resimde görüldüğü gibi bir kitap okuyor doğru cevap A şıkkı Soru 12 It is a bookshelf bu bir kitaplıktır kitap rafıdır newspaper gazete Bookshelf, kitap rafı, kitaplık. Painting, boyama, resim. Table, masa. Doğru cevap 5 şıkkı. Soru 13. The carnival is on 7th January. Şenlik, karnaval 7 Ocak'ta. Burada preposition olarak, edat olarak 10 olduğuna göre tarihlerde gelir günlerde gelir. 3 Turkish liras 3 lira. Para biriminde gelmez. 6 p.m. saatlerde gelmez. Saatlerde et gelirdi. 54 years old 54 yaşında. Yine burada 10 gelmeyecektir. Bu yüzden doğru cevap A şıkkı. Soru 14. Carol, Maths, Matematik, Last, Dün, Geçen, Night, Gece. Went, Gitti, Swam yüzdü. Studied ders çalıştı. Climb tırmandı. Anlam bütünlüğüne bakarsak uygun kelime C şıkkındaki studied ders çalıştı olmalı. Bu yüzden doğru cevap C şıkkı. Soru 15. Susan, what does your father do? Baban ne iş yapar? Kate, he. Mesleğini sorduğuna göre mesleği ile ilgili bir cevap vermemiz gerekiyor. He thinks it is interesting. İlginç olduğunu düşünüyor. Bu doğru cevap olamaz. He has some money. Onun biraz parası var. Bu da cevap olamaz. He can sew fabric. Kumaş dikebilir. He is a tailor. O bir terzidir. Doğru cevap D şıkkı. Soru 16. There is vardır. A painting. Bir resim, tablo. The wall, duvar. Duvarın üzerinde dememiz gerekiyor. Under, altında. Over, üzerinde. Bir şeye değmeden, üzerine temassız bir şekilde olması gerekmekte. On, üstünde, üzerinde. In, içinde. Doğru cevap C şıkkı. Soru 17. I, at the shopping center, alışveriş merkezindeydim. Yesterday, dün. Yesterday ifadesi geçmiş zamandan bahsetmiş olacak. Bu yüzden A ve D şıkkını eleyebiliriz. Yalnız did olmaz fiil çünkü yaptım anlamına gelir. Alışveriş merkezinde olduğuna göre isim cümlelerinde biz aydan sonra vaz kullanıyorduk. Bu yüzden doğru cevap B şıkkı. Doğru cevap Bursa. Hatırlayalım. I, he, she, it ya da tekil şahıslarda öznelerden sonra isim cümlelerinde geçmiş zamandan bahsederken vaz kullanıyorduk. Yine aynı şekilde you, we, they ya da çoğullar kullandığımızda yardımcı fiil olarak da were kullanıyoruz. Soru 18. Good for the environment iyi bir çevre için, bad for the environment kötü bir çevre için, keep the sea clean denizi temiz tutun, pollute the air havayı kirletin, harm animals hayvanlara zarar verin. Boşluğa uygun gelen kelimeyi bulacağız. use solar energy güneş enerjisi kullanmak iyi bir çevre için gereklidir ve doğru cevap bu yüzden A şıkkı waste electricity elektriği israf etmek leave the tap on musluğu açık bırakmak throw away rubbish çöp atmak soru 19 alex what should we do ne yapmalıyız to save korumak için our bizim environment çevremizi. We should yapmalıyız. Cut down trees. Ağaçları kesmeliyiz. Pollute the water. Suyu kirletmek. Pour. Dökmek. Our. Bizim. Waste. Atıklarımızı. Into the river. Nehre. Recycle. Geri dönüşümü sağlamak. Geri dönüştürmek. Paper. Kağıt. And. Ve. Glass. Cam. Çevreyi korumak için. Kağıt ve camın geri dönüşümü sağlamalıyız. Bu yüzden doğru cevap D şıkkı. Soru 20. E. Is a leader, Bir lideridir. O ve grup. Bir grubun. Organization. Bir kuruluş. Organizasyon. Or ya da a republic. Bir cumhuriyet. Vote. Oy kullanmak. Oy. President. Başkan. Campaign. Kampanya. Candidate. Aday. Uygun kelimeyi bulmamız gerekiyor. Bu yüzden president, başkan, bir grubun, organizasyonun ya da bir cumhuriyetin lideridir. Bu yüzden doğru cevap B şıkkı.